Salih merhaba, 23. bölüme hoş geldin. Merhaba Bilgin, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim valla, sen nasılsın? Uzun bir ara verdik. Aslında hani bundan önceki videolarda biraz da stok yapmıştık, onu da söyleyelim. Yeniden buluşabildik sonunda ve çevrim içi olarak buluşuyoruz şu an. Seslerimizden herhalde anlayacaklardır. Evet. 23. bölüme geldik. 22 bölüm Evet. çok hızlı geçti. Çok güzel bölümler seyrettik, değil mi? Ya kesinlikle öyle. Zaten bir de ara verdik ve başladık ya. Sanki sıfırdan başlamışım, tekrardan birinci bölümden seyrediyormuşum gibi bir Evet. hisle şu anda böyle heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Bu bölüm 11 Mart 1960 yılına geldik sonunda bu bölümle birlikte. Bölümümüzün ismi A World of Difference. Farklı bir bölümdü. Zaten üstüne konuşacağız şimdi. Yazar olarak Richard Madsen yine. Sanki bundan önceki bölümlerde de izlediğimizi hatırlıyorum. Richard Madsen yazarlığının yapıldığı bölümler. Hani şimdi aklıma gelmedi açıkçası bölüm. O notlara da bakmak gerekiyor. Hani bölümün Evet. özetlerini hep geçmişiz bundan önceki yayınlarda. Zaten hani bu yayını izleyen, bölümü izleyip geldiği için bizim de podcast yayınımızı izleyen, hani özet geçmesek de olur aslında. Onu Evet. fark ettim bu süreçte. Yani hep özetini geçmişiz ama zaten insanlar bunu izliyorlar. Özetten ziyade direkt yorumlamaya geçebiliriz. Arthur Curtis, Curtis diye hep böyle aklımda kaldı. Curtis galiba, değil mi? Kurt. İlginç bir hayat yaşıyor. Ya ben şunu anladım ilkinde, daha bölümü izlerken. Ya bu adam muhtemelen sinir krizi geçirdi ve gerçeklikten kaçmak istedi ve sahip olduğu role büründü. Yani bir nevi karakter değişimi ya da kendi içerisinde gerçek hayattaki karakteri yok etti ve filmde oynadığı karaktere bürünmüş gibi geldi. Ne diyorsun? Aslında bu bir bakıma doğru sayabileceğimiz bir varsayım. Şöyle bir durum var. Adamın gerçek hayatına baktığımızda, eğer ki bize gösterilen kısım gerçek hayatıysa tabii, çok sıkıntılı. Yani eşiyle boşanma aşamasına gelmiş, yönetmeniyle bir sürü sıkıntı yaşıyor. Yine settekilerle de anladığım kadarıyla büyük sorunları var. Avukata falan gitmesi gerekiyor vesaire. Yani birçok sorunla boğuşurken kendine güzel küçük bir dünya yaratmış ve o dünyanın içinde kalmak için uğraşıyor. Şey vardır ya, böyle kötü hissettiğimiz zaman hep iyi şeyleri düşünürüz ya da iyi bir noktada olmanın hayalini kurarız ve onun için çabalamaya Evet. çalışırız. Yani Arthur Curtis'in yaptığı da buydu. Zaten tabii şey de var. Şimdi biz Arthur Curtis diyoruz. Fakat adamın gerçek ismi bu değil. Jerry Herkes Reagan az mıydı? Jerry'ydi Evet, galiba. Jerry Reagan olarak herkes çağırıyor adamı. Yani çok ilginçti. Biraz Salih, şey bu bölümde 5 dakika galiba geçtikten sonra da 2-3 dakika geçtikten sonra kat diye bir ses geliyor. Kesin denildi, hani kesin diye bir ses geliyor ya. Evet. Orada direkt aklına hangi film geldi? Aslında Truman Show'a benzettim biraz. Değil mi? Yani hani şey var ya, bir anda böyle o dünyanın, o yapay dünyanın, yani gerçek gibi gösterilen o yapay dünyaya düşen bir parça vardı ya filmde de. Evet. Ondan sonra bir anda herkes yine bir rolüne bürünmeye çalışıyor vesaire. Ya tamamen aslında orası aklıma geldi ilk başta. Ben de Fakat mesela Truman Show'u bildiğim için acaba dedim orijinal hikayesi burada mı yatıyor Truman Show'un? ya evet, ama biraz da farklıydı sanırım. Bu adamın kendi kafasında kurduğu dünyayı gerçek hale getirdiği bir bölüm. Truman Show'daysa daha farklı bir hikaye vardı ya. Tabii, Ama tabii. tabii ki de temeli burada atılmış olabilir. Onu da bilemeyeceğim Ha yani şimdi. hani benzettim ama sonra tabii ben de senin gibi biraz önce yorumladığın gibi kriz olduğunu düşündüm. Yani gerçekçi bir bakış açısıyla. Ancak sonra aklıma şu da geldi Salih. Şimdi Twilight Zone'un temasına uygun bir şekilde bir yorum yapmak istiyorum. Tabii. Bu kişi şu soruyu not aldım ben diziyi izlerken bölümü. Gerçek dünyadan kaçmaya çalışan bir kişinin hayatını mı izliyoruz yoksa bir anlık paralel evrenden gelen bir kişiyi mi izledik? Zaman kayması yaşandı. Farklı bir paralel evrenden o kişi denk geldi. Yani şöyle düşünelim. Arthur Curtis gerçekte paralel evrende bir hayatı var ama bir an yaşanıyor.
kendi dünyasından farklı bir dünyaya geliyor ve geldiği dünyada da oyuncu. Nasıl? Bak hiç böyle bilimsel ya da ne diyeyim farklı bir açıdan bakmamıştım ben. Çok daha yine her zamanki gibi. Daha psikolojik şeylere yaklaşmıştım yani. Ona yakın hissetmiştim. Ya, bir an için hani bunu da not aldım ben. Sonuçta tekrardan evine dönüyor ve devam ediyor. Ya fantastik kısım var burada. Sonuçta büyülü gerçekçilik mi deniyor? Bu yeni bir akım ya da yeni bir bilimsel bir teknik sözcük var. Onu işte tam bilmiyorum. Yani romanlarda daha çok işte yani işin edebiyat kısmına bakarsak insanların o farklılıklardan kaçınmadığı bölümlerde büyülü gerçekçilik yani bunu nasıl açıklayacağım ben de bilmiyorum. Bu kavram noktasında kafam çok karışık. Neye büyülü gerçekçilik deriz, neye diyemeyiz bilemiyorum ama hani o farklı olanın ya da olağan dışı olanın olağan yansıtılması ve insanların bunu normal karşılaması sanırım büyülü gerçekçilik için en azından çevresinden dolaşabileceğimiz bir tanım olabilir diye düşünüyorum. Yani dizinin bu bölümü için söyleyecek olursam bir bakıma Franz Kafka'nın dönüşümünü de hatırlattı. Yani toplumun kabullenmek istemediği bir kişiyi görüyoruz. Yani adam kendi kafasında bir dünyası var, bir şeyler yaşıyor. Fakat toplum onu olduğu gibi kabullenmiyor. Yani o da kendi dünyası içinde yeni bir şey, hayat yaratıyor aslında. Yeni bir hayata kendini adapte ediyor. İşte Gregor Samsa da böyle değil miydi? Odasında bir anda böcek olarak uyanıyor ve yavaş yavaş insanların ne yaptığını sorgularken kendi içinde, kendi odasında yarattığı o hayatta daha mutlu bir şekilde yaşamaya başlıyor. Yani mutlu demeyeyim ama o hayata alışıyor. Peki... Bir nevi ötekileştirme gibi değil mi? Yani evet, evet. Var olduğu hayatın sonuçta sorunlar yaşıyor bu adam. Ve bu sorunlardan kaçmak için yeni bir küçük bir dünya yaratıyor da diyebiliriz. Biraz önce sen de söylemiştin. Ben de buna yakın açıkçası düşündüm. Hatta bunda not almıştım Franz Kafka'yı. Bu Twilight Zone ile ilgili yapılmış kitap çalışmalarına falan baktığımızda bu bölümle ilgili bu yorumu yapıyorlar. Sen de iyi yakalamışsın zaten. Sen kanalında bu romanı tanıtmış mıydın Salih? Evet yani birkaç yıl oldu gerçi. O zaman ama... ona da bir atıf yapalım buradan. Hani yan tarafa koyarız. O geldi aklıma şimdi. Ya bölüm farklı bir bölümdü. Ya kesinlikle öyle. Bak ben mesela kitap şu an yanımda. Arka kapağında kitabın içindeki bir alıntıyı paylaşmış. Onu gördüm. Onu çok kısa paylaşmak istiyorum izninizle. Tabii ki. İnsan gibi yaşamak çok güç. O nedenle hiç olmazsa kurgusal düzeyde bundan kurtulma isteği var demiş. Yani adam aslında hani bu cümle de çok güzel bence özetliyor bizim evet. Bölümü, izlediğimiz bölümü. Evet yani hayatlarımızda aşırı gerçekliğe maruz kalıyoruz ya bu hakikatlerden gerçeklikten acı olan gerçeklikten muhtemelen kaçmak için de kendi hayatımızda küçük değişiklikler yapıp kurgusal bir gerçeklik yaratıyoruz dediğin evet, gibi. Evet yani kendi dünyamızı bir şekilde oluşturuyoruz. Ya aslında baktığımızda biz de bunu çok yapıyoruz yani bir iş hayatımız var, kendi kişisel hayatımız var, arkadaşlarımızla başka bir hayatımız var ve hepsinde yani bütün işte o kargaşadan evimize döndüğümüzde kendi dünyamız var. Hani oturduğumuzda oluşturduğumuz kendimize nasıl iyi hissedeceksek onları yaptığımız bir kendi içimizde bir dünyamız var ve bunu buna ihtiyaç duyuyoruz yani çoğu zaman. Ya, evet. Bu karakter de bu şekilde. Yani Arthur Curtis de. Aynı şekilde. Sonu çok güzel bağlandı ama bak onu söyleyebilirim. Evet mutlu yani, bitirdiler. Evet. Biraz tabii orta kısımlarda gerildim ben seyrederken. Özellikle işte eşi geldi, arabayla aldı falan ya. Evet. O kısımlarda ne olacak, nereye götürecekler? Yani şey çok komik geldi bir de seyrederken. Şimdi adamın her istediğini yapıyor ama aşağılıyor ya bir yandan da. Oralar biraz komik geldi bana. Vallahi ben orada... Bir dayı vardı evet. Ona destek çıkan. O bayağı destek çıktı ama yapacak bir şey yok dedi en son. Ya evet aslında şey var yani çevremizde de oluyor mesela ya. Şey, ben biraz kadar... önce dayı dedim yani bir kişi vardı. Biraz böyle sert bir ifade oldu. Ama böyle bir samimiyet katmış yani oradaki kişi, yaşta olan kişi bölüme. Evet, çok babacan tavırlı yaptı. Evet babacan bir kişi vardı. Vallahi Salih yani bu bölümü bu şekilde toparlayabiliriz.
Çevrim içi yaptığımız için de tabii biraz birbirimizi de bekliyoruz konuşmalarımız düzgün bir şekilde duyulsun diye. Hani araya girince bazen seste karışmalar olabiliyor. O zaman bu bölümü istersen bitirelim. Artık bir sonraki bölümün heyecanıyla hatta kapatalım bu bölümü. Herkese o zaman çok teşekkürler dinlediğiniz için bizleri. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. 24. bölümde görüşeceğiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.